arabes. Ya bu şey farkındayım ya. Çok gün Türkiye'den çok gün ismi P ile başlıyor. Perşembe, Pazar. Niye? İtalyanca'da da D ile başlıyor. Biz bir şey söylüyor muyuz? Yok tamam. Belki bir anlamı var. Bileyim mi? Sizde var mı? Bizde şey. Luna di, Marte di, Mercoledi di. Marte di, Mercoledi di. Olsun fark etme. Herkese iyi pazartesi lan. Biz böyle böyle başladık. Bizde pazartesi sendromu yok. Dinleyicilerimize de yok. Bundan eminiz. Aynen öyle. Aynen öyle. Hediyelerle dolu. Bol sohbetle, bol katkıyla dolu bir program daha. Sizi bekliyor efendim. Hep konu sundu. Ara beni. Başlıyor. Arabesi. Danilo. Efendim Burcu'cuğum. Şimdi bana bir arkadaşım görev verdi. Bana dedi ki. enteresan. Ne görev verdi? Buyurun. O şeyi de konuşalım ha bu arada. Görev verdi deyince internette şimdi haberi çıkmış. Geçenlerde konuşuyorduk hatırlıyor musunuz? Mavi balinayı bul falan diye böyle garip görevler. Evet. Onlar internete düşmüş bunun haberleri biliyorsunuz. Sabahın köründe uyandırıp garip görevler veriyorlar diye. Duydun mu sen de? Tabii ki de. Çok bu tehlikeli. Yeni mi? Evet işte o şey gibi. Bu yeni mi dediğim geçen hafta konuştuğumuz konu. Çocuklara daha doğrusu işte insanlara görevler veriyor. İşte atıyorum önce uykusuz kaldırıyor seni işte sonra ailenle kavga ettiriyor bazı görevler. Bugün annenle kavga et. Bugün evdeki televizyonu boz. İşte bugün atıyorum küçük görevler böyle tatlı hazırlıklar yani baştan başladığın zaman öyle şey değil. Sonra işte atıyorum evdeki hayvanı öldür. Atıyorum sonra işte gece sokakta kal. Atıyorum işte bilmem ne yap şunu kullan bunu kullan filan derken işte elini kes oranı kes buranı kes. Sonra da böyle garip şeyler veriyorlarmış herhalde değil mi görevler? Ölen insanlar var galiba. Ölen insanlar 500-600 çocuk oldu. Evet ya. Çok yani çok. İşte o şey konusuna geliyor bak internet kullanımını sınırlandırmak lazım abi çocukların. İnternet kullanımını gerçekten sınırlandırmak lazım girilen sitelere onlara bunlara filan. Çok tehlikeli abi. Bu filmlerde filan vardı hatırlıyor musunuz? Ben mesela yıllar önce bir tane film seyretmiştim. Böyle bir internet sitesinde canlı birilerini öldürüyorlar filan böyle. İnsanlar da böyle seyrediyorlar. Seyreden arttıkça ölüm hızı yani öldürme hızı artıyor mesela. Ben böyle yani ne kadar saçma yani insan seyretmez yani açsan kapatırsın diye düşünüyorum. Öyle değil işte gerçekten böyle. Ha? Manyak ya hastalık bir şey aslında bakarsa. O şey artık kontrol elinde geçti yani. Gerçekten bu internette özellikle çocuğu koyduğu için şey. Belki birkaç tane şey verebiliriz. Ne? Bilgi. Bu mesela sınır nasıl koyabilirsiniz? Kilit. İnternet kilidi şeyler falan filan çok şey var aslında ama kimse bilmiyor. Aynen bunlara dikkat etmek lazım. Çocuklarınızın ziyaret ettiği siteleri falan kontrol edin ne olursunuz ya. Bu yani onların özel hayatlarına girmek falan değil. Bu başka bir şey. Tamamen onları korumak. Onlarla konuşarak aslında tabii ki gizli de değil. Yani çocuk bilgisayarın başından kalktıktan sonra hemen girip böyle bilgisayarına ne yapıyor falan diye gerçekten özel hayatına şey yapmak değil, sarkmak değil. Ona bunların sakıncalı olduğunu bahsederek bunu kontrol edeceğini bilgisini vererek. Hani ben ne olur ne olmaz seni de korumak istiyorum. Kendimi de korumak istiyorum. Ailemizi de korumak istiyorum. O yüzden bakacağım da dersin. Yanlış mı? No. Ne şu an en doğru şey zaten. Arabesi. Evet Danilo. Bana bir arkadaşım bir görev verdim. Buyurun. Hazır mısın? Hazırım. Görevimde yardım istiyorum. Sen hazır mısın? Yo ben görevimde yardım istiyorum insanlardan. Buyurun. Bana dedi ki aslında 5 tane dedi. Ama bence 10 tane bulsak iyi olacak. 5 tane gelmiş geçmiş en güzel aşk şarkısı. Ama? Böyle yani acıların kadınıyım. Ölüyorum. Yanıyorum tamam. Aşkından. Özledim. Falan. Öyle değil. Öyle değil. Issız adam değil öyle yani. Değil, mutlu, öyle değil. Mutlu aşk mutlu da öyle böyle hop bidi falan da değil. Böyle güzel. Güzel romantik, yani. Dinlenebilir. Ve böyle aşkın şu anda o anda yaşadığı aşkın onu ne kadar beslediğinden, ona ne kadar iyi geldiğinden, onu ne kadar mutlu ettiğinden, onu ne kadar heyecanlandırdığından filan, onu ne kadar yanındayken bile arzuladığından bahseden şarkılı. Ne güldün bak? Bana bir tane hep aklıma... Nasıl bir arkadaşım bak? Seni hiç ilgilendirmez. Bana hep aklımda bir şarkı geldi Burcu'cuğum. Bari. Hazır mısın? Ekko. Akşama geleceğim. Tam böyle bu tarzı değil mi? Anlattı. Şimdi yabancı mı yoksa Türk mü? Hangisi daha kolay olur sende? Bana yabancı görev verildi de. Ya bana yabancı daha kolay geliyor. Çünkü benim Türk anladığım kadar o kadar yani. Sen Araptayım. Tavuk pişmiş yani. Sen Araptayım. Araptayım.
Evet. Başka ne var be? Şey, Sezen Aksu da var. Sezen Aksu çok iyi ya. Çok güzel şarkı yapıyor. Ama Sezen Aksu'nun daha çok böyle acı, yani hep diğer ayrılıktan sonra özlemekle ilgili. Yani aşkın içindeyken, bak onu fark ettim ben de bunu ararken. Aşkın içindeyken, mutluyken çok fazla şarkı yok, biliyor musun? Hep böyle kaybedince atıyorum ya da böyle sahip olamamış filan. Değil mi, değil mi? Onlar tabii tabii. Evet, bravo, doğru söylüyorsun. Ha? Ama çünkü onu insanlar da biraz şey, depresyonda seviyorlar ya. Melankolik diyelim. Melankolik ha. Yani. Melankolik. Evet, evet. Onu da söyledi zannediyor. Ha? Melankolik. Melankolik. Lik. Melankoli. Ha, melankolik. 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 İtalyancısı ne? Ha, melankolia. Ha, neyle sizinki? Evet. Bizimki leyle, melankoli. 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 Biz istemiyor, mutlu istiyoruz değil mi Burcu'cuğum? Evet. Burcu, mesela, mesela. Because I'm happy. Clap the hands. O çok, güzel. Çok. Evet, slow dedik. O çok yani, çok mutlu. Evet. Arkadaş, o zaman şey yapalım, bakın Twitter'da yazın. Aynen. Burcu görevli. Burcu görevli hashtag olsun. Ay ne olursunuz ya, yani eğer vaktiniz olursa bize birkaç tane tavsiye verir misiniz, ne olursunuz Twitter'da? Evet, Twitter'dan lütfen yazın. Aslında Twitter var değil mi? Eğer fikri olan varsa, yani daha doğrusu bize yardımcı olmak, daha doğrusu bana yardımcı sana bize olsun. Kendim iyi aldı yani. Bana yardımcı olmak isterseniz Metro FM'in sosyal medya hesaplarından bize ulaşıp bunları, fikirlerinizi yazarsanız çok seviniriz ya. Ama böyle söylüyorum tekrar tekrar. Aşkın içindesiniz ve mutlusunuz. Aynen öyle. Tamam, mutlu, mutlu, depresyon yani, mutlusunuz yok dediğim yani. Ama böyle oplayıp zıplamıyorsunuz. Böyle böyle yanınızda olsun. Sarılıp dans edin falan istiyorsunuz böyle. Yavaş yavaş böyle tatlı tatlı. Şey Burcu, biraz tutkulu şarkı olabilir mi? Of, tutkulu olursa çok işimize yarar. Dur. Mesela olmazsa böyle bir Scent of a Woman var ya, tango. Değil mi? Okay. Tamam. Anladım nasıl bir tarz istiyorsun. Tamam. O zaman şey yapalım bak. Bari sen şimdi bir şarkıyı ver. Tamam mı? Burcu senden gelse bir şarkı. Hadi seç bir şarkı. Benim olsun. Benim için şarkı. Arabesk. Burcu ayrı. Ayrılısı. Okullar açıldı artık yani. Evet. Geçen hafta, ya şey, iki hafta önce yani okulları ve geçen hafta şey, bütün okulları, evet, değil mi? Evet, aynen. Sen okulda nasıl bir öğrenciysin? Ya bebe, ben mesela şimdi okullar açıldı falan diyorsun ya, siz çocuklarınızı falan da okula götürüyorsunuz. Ben bir tek şeyi hatırlıyorum çok net, nasıl öğrenciydin kısmına da geleceğim tabii ki, emin ol. Şeyi hatırlıyorum, ilk günümü hatırlıyorum. Ben ağladığımı biliyorum ya. Neden ağlıyor çocuklar acaba? Orada bir sürü yani, evet, çok acayip değil mi? Yani böyle mesela bütün çocukluğun boyunca annenden babandan kaçarsın mesela. Evet, anladın, evet. Ama orada şimdi onlar gidince böyle bir arıza çıkartıyorsun falan. Dünya saçması bir şey. Nasıl bir ruh hali, onu anlamadım yani. Ben mesela çocukluğumda çok kaybolmuş bir insanım. Bir de annemin babanın hiç sözünü dinlemezmişim işte. Sürekli kaybolurmuşum. Sürekli ellerini bırakıp oraya buraya falan dalarmışım. Hani orada korkulacak, çekinecek hiçbir şey yok. Okula bırakılınca yani ağlamalar başlıyor. Çok acayip. Evet ya, ben büyük ihtimal belki şey, korkuyorlar yani. Nasıl diyebilirim? Böyle bir şey seninki, de var yani. Seninki mesela korkuyor mu? No. Benim oğlum hiç ağlamaz. No, mutlu ama bence öyle bir şey de var orada, çünkü şey, özellikle ya o anaokul gidiyor ya. Ama şey, arkadaş ya, arkadaş arıyor yani, istiyor. Tek çocuk, bizim aile burada kimse yok ya. Çok istiyor arkadaş, çok seviyor yani. Va, buldun mu arkadaş? Top sorma, onlar da şey ya, gang, baby gang yaptılar yani. Gerçekten ne güzel. 3-4 çocuk özellikle, onlar da hepsi beraber. O için şey, yok hiç anlamadı, hiç gitmek istiyor bile ve ne zaman çıkış saati varsa dönmek istemiyor bile yani. Düşün yani. O kadar yani. Şimdi sen bana mesela nasıl bir öğrenciydin diye sordun ya, ben mesela çok yaramaz da bir öğrenciydim. Bir de böyle ödevimi yapmazdım. Ben derste dinlediysem. Vallahi tabii, evet. Ders çalışmak falan gibi bir şeyim yoktu ya benim. Böyle bir yumurta kapıya dayanınca. Biliyor musun ne demek? Biliyorum. Tamam. Mesela sınav yaklaşınca. Aynen. O zaman ders çalışıyordum mesela. Yumurta, o da bir işe yaramıyordu. Yumurta kapıya dayanınca. Dayanınca. Kendi imkanlarıyla geliyor, düşün. Bu yumurta kendi imkanlarıyla o kapıya dayanıyor. Bak. Düşün yani, o zaman düşün, okuma zamanı geldi yani. Böyle değil de bak şimdi şöyle, böyle mesela ya, kopya çektim mesela, çok kopya çektim. Bizim kopya yöntemlerimiz tabii daha ilkeldi, şimdi bir sürü yöntemi vardır, bir sürü şey yapıyorlardır herhalde de. Biz işte böyle ne bileyim, etek bacağı yazma işte. Bari güldü, bacağı yazma. Bacağı yazma. İşte böyle sen var ya, çok ayıp bak yaptığın şey.
Biz işte şey zaman, ortaokul, lise zamanı özellikle böyle eteklerimizi kaldırıp bacaklarımıza yazardık şeylerimizi, kopyalarımızı. Oradan böyle sıyırıp bakıp bir şey yapardık. Gülme ya. Gülme yapardık valla. Böyle küçük ulan. O küçük kağıtlara yazıyorsun ya böyle mesela. Ulan yazarken zaten öğreniyorsun. O kadar dünya saçması bir şey ki. Değil mi? O kadar zaman harcıyorsun, yapıyorsun, zaten öğreniyorsun. Aynen. Yani. Sen kopya çeker miydin? No. Ben iyi birisiyim. O okuma İyi birisi. İyi, biz kötüyüz çünkü. No, estağfurullah. Ya şey demek istiyorum. İyi bir öğrenciydi. İyi bir öğrenciyi söylemek istedim. Tamam. İyi bir öğrenci, okuma seviyorum. Bayağı böyle şey. Ders falan üçüncü. Yapıyor muydun? Yapıyorum. Ay. Çok ama ben şey nasıl diyebilirim? Seviyor ya sevdi kopya, sevdi yani. Arkadaşlarına yardım ediyor muydun kopya veriyor muydun? Tabii ki de. Ha tamam gide. O sevimsiz şeylerden değil bu. Hani böyle kapanır ya böyle kağıdının üstüne pis. No. Böyle kollarını falan. Değil mi? Böyle pişt. No. Çok sevdi. Bile şey. Ve mesela şey bizim şey lisesi var ya. Mesela ben lisesi son sene ev okudu. Okula gitmedi. Daha niye? Kendisine verdi. Ya orada şey benim anne baba şey öğretmenle konuştular. Ya şey dediler Danilo şey gelmek gerek yok. Aynı zamanda benim şey orada bir stajı başladılar. Hı-hı. O zaman stajı başladı. Sonra sınav sadece sınavı verdi ben son sene yani. Bayağı çalışkansın. Evet. Ben hep bütünlemeye kaldım ya. Bütünleme ne biliyor musun? O bu bilmiyorum. Meneme mi? Meremen alakasız değil mi? Bütünlemeyle menemenin ne alakası? Bütün meneme. Yok. Bütünleme vardı ya böyle şey. Derste kalırsın. Yazın okula gidersin. Ders görürsün. Aa, tekrar. Okay. Ana hızlandırılmış kurs. Sonra sınav yaparlar bir tane. Tamam. Ortalamasını alırlar. Öyle geçersin ya da geçer. Neydi? Bir şey KK diye bir sonunda böyle şey derlerdi. Bir şey ortalama bilmem ne kurul kararı. Heh. Değil mi? Kurul kararıyla geçersin sonra. Böyle mesela atıyorum 2.5 almışsın. 2.4 almışsın falan. Kurul oturuyor. Topla bu çocuk. Geçsin mi kalsın mı? Sen düşün Burcu, ben 36 yaşında üniversite doğumdu ya. Sevmez mi okuma? Ben de sürekli ÖKK ile öğretmen kurul kararıyla geçmiş bir öğrencim. Neyse geldim. Gel sen de gel. Beraber okuyalım. Tamam. Mimarlık. Hiç ilgim yok ya. Vallahi mi? Evet. Tamam. Sen oku bana anlat. Arabesk. Danilo, şimdi sen anne yani baba olduğun için söylüyorum anne babalara. Evet. Yönelik sorumu sana soruyorum. Şimdi şey böyle videolar var şeyden beri görüyorum sosyal medyada benim de önüme çıkıyor. Çocukları olan arkadaşlarım paylaşıyorlar yani. Böyle çocuklarını okula gönderiyorlar arkasından da böyle parti başlıyor. Falan. Evet, böyle evet, mutluluk. Evet. Böyle bir ruh hali var mı gerçekten ya? Çocuğu böyle okula gönderince böyle bir rahatlama mı var acaba? Ya şey de var kesinlikle gerçekten, var. Gerçekten çok komik. Mesela özellikle mesela şimdi eşim. Normalde şey o eşimi sürekli şey çocukla beraber ya olduğu için ona şimdi var ya ilaç gibi geliyor tabii ki de yapma tabii. Be ya şey Burcu bak bütün gün özellikle şey bizim tarafta şey kayınvalide şey annem yani yardım yakın çok yardım yok ya. Özellikle şim için bayağı kafa yiyor ha, her yapma gün. Yapma be. Çünkü her gün şey çocuk böyle 4 yaşında. Evet. Hadi otur çocuk oyun öyle bir şey olmuyor ki. Seninle beraber oynamak istiyor yani. Ha seninle. Tabii ki de. Seninle beraber oynamak istiyor sürekli, anladın mı? Ha. O zaman bayağı yorulucu oluyor yani. Anladım. Ama şimdi ne oluyor? Mutlu. Eve gidiyor, okula gidiyor. Arkadaşları beraber. Ya yani o zaman mutlu yani. Hı-hı. Eve dönüyor ya. Bitti, pile bitti. Aa güzel. Yemek yiyor, yatıyor yani. Aa güzel. Evet, tabii ki de. Çok iyi. İşte. O yüzden seviniyor anneler babalar. Sadece sabah değil ya, akşam da çok daha kolay oluyor. Aha yani. Güzel. Bütün gün koştu, yaptı, konuştu, yattı. Eve dönüyor, yemek, duş, yemek, yatak. Bitti. Anladın çok mı? Çok komik. İki tarafta da var yani. Siz ikinci çocuk düşünüyor muydunuz? No. Aa, abi. No. Sanki küfür etmişim gibi bir tepki. No. Çok mu zor? Ya şey Burcu'cuğum nasıl diyebilirim? Hem maddi hem manevi zor ha. Aynen öyle ya. Ya çok ben hayat büyük ya fazla konuşmak istemiyorum. Olabilir yani ama bizim şimdi planlamada yok yani. Hmm. Bilmiyorum yani okul şimdi başladı oğlum 4 yaşında. Hmm. Şimdi biz de biraz da rattrama başladık yani. Hmm. Kendi zamanı kendi şeyler falan. Hemen bir tane özellikle bak ben biraz şey şimdi büyük konuşuyorum ama burada konuda eşi ya kadın. Tabii. Çünkü kadın daha fazla ilgileniyor. Aynen. Yani. Her türlü fiziksel, psikoloji, zamanlı. Aynen. Her türlü yani. Ya sen ne kadar güzel bir kocasın ya. Vallahi mi? Evet. Ama üzülüyorum ya. Ben şey diyorum. Ben de orada olsun. Ben depresyona giderim ya. Kafayı yerim ya. Düşünsene.
sen şey, güzel fit özellik yoga bir iş, yogaya falan bir yer yapıyor. Sonra tam bir anda 30 kilo aldı. Wow. İyi de ya. Şimdi ilk de 35 kilo şey. Hamilelikte, ilk hamileliğinde. Evet, evet, evet. Vay anasını. 35 verdi ciddi. Sonra. Verdi, verdi, hepsi verdi. Fazla bile verdi yani. Aa, ama zorlandık taktı yani. Demek ki. Taktı kafayı. Tabii ki de, tabii ki de. Sen ne dersen bu cücü bizdeki ne kavga ne kavga. Lütfen ye, yemiyor falan filan. Hı-hı. Zor, evet ama yoktu. Benim işim şey, normalde zayıf. Çok zayıf, zayıf. Yani. Zargana. Ha, zargana yani. Ha, tamam. Baya şey gibi oldu. Ya bu yalatamam. Bitmiyor yani. Göster, göster. Yemin ederim yani. Bu kadar kilo attı ki. Çok ilginç geldi. Ama her zaman güzel zaten. Hep. Kilo, Allah kilo, sana bağışlasın. Arabesk. Alo. Alo. Merhaba, nasılsınız? İyi, teşekkürler. Siz nasılsınız? İyi, sağ olun. Nereden arıyorsunuz? Ya da biz siz nereden arıyorsunuz? İstanbul'dayım ben. Ah, tamam, peki. İstanbullu, İstanbullu yolları. Olalı. Olalı. Olalı ne demek bu? Olalı, İstanbul olalı. Olalı, olay yani. Hayır, olay değil. Ben sana sonra bir de okay. Bunu... Şimdi pardon, kusura bak. Ya ismi, benim ismi, hayatım ismi böyle. Sordun mu? Evet, ismini sormadık, pardon. İsminiz? Nilgün Conte. Nilgün Conte. Aa. Nilgün Conte. Conte soyadı mı? Evet. İtalyan soyadı Conte. Evet. İtalyanca senin de demek. Sen İtalyan mısın? Şey, kökem. Yok. Ha, İtalyan değilim. Eşim İtalyan. Ha. Geçmiş olsun. Bence de. Şey, İtalyan nereli kocası? Napoli. Oo! Bak büyük geçmiş olsun. Bence de. Aa, çok iyi. Çok pardon, senin koca kimse merak ediyorum. Roberto Conte. Ne iş ya? Ben... Roberto? Bu şey mi? Büyük... Roberto. Şey... Nomen de Roberto. Şey ne iş yapıyor? Masterchef. Masterchef. Ya, Mediterranean Cuisine Masterchef. Ama şey nerede çalışıyor? Kendisi özel olarak çalışıyor. Şey yapmıyor yani. Nasıl söyleyeyim? Söyle. Eğer açmak istediğiniz bir yer varsa o açıyor, size teslim ediyor. Aa, anladım. Şey, danışmalık yapıyor. Anladım. Aa, anladım, anladım. Peki, şey güzel. Ben size nerede tanıştınız eşinizle? İtalya'da. Siz orada mı yaşıyordunuz peki? Evet. Ha, peki. Şimdi burada yaşıyorsunuz birlikte. Şimdi burada yaşıyorum yalnız. Ha. Nasıl? Ya. Ha, boşandı. Ha. Yok, boşanmadım. Ayrıldı. Ha, tamam, yani. Özeline çok fazla girmeyelim. Tamam, okey, şaka yaptık, boş şey, gerek yok şey. Allah yardım etsin diyelim. Siz kendiniz yemek yapmayı seviyor musunuz peki? Yemekleriniz nasıl? İyidir, severim. Oo, yaklaşık birçok ülkenin yemeğinde yaparım ben. Oo. Bu da iddialı, iddialı. Aynen. Şey. Ben eli hamurlu ve maşalı Türk kadınlarım. Oho. Siz peki şey, normalde İstanbul'u musunuz? Peki. Yok, Artvin'im ben. Nerelisiniz? Artvin. Artvin. Of yo, ya. Çok güzel yani. Güzel değil mi yemekleriniz sizin de? Her şey güzel Artvin'den. Emin ederim ya. Yani. Müthiş bir yerdi. Şey. Ne seviyorsunuz en çok yapmayı? Kendi yörenizden? Hamsili pilav. Of. Hamsili pilav. Karadeniz kadın bu işte yani. Bizim böyle mideler kazınmaya başladı ya. Biz gözler birbirimize doğru bakmaya başladık. Of. Hamsili ekmek de güzeldir aslında. Ay. Şey, hatta bir de hamsisiz yaparsanız daha güzel oluyor. Of. Şey, çocuk var mı? Var. Allah ellerinizden öperse. Sağ olsun. 27 yaşında. O, efendim? Kaç yaşındasınız siz ya? Ben 50. Öyle, ben zannettim ki siz de 27 yaşındasınız. Maşallah, Allah size bağışlasın. Kız mı, erkek mi? Erkek. Aa, o, ne yapıyor o şimdi? Çalışıyor mu? İkinci üniversitesini okuyoruz ya da. Oo, güzel. Güzel yani. Ne olmak istiyor? Ne olmak istiyor değil, olacak. Mimar olacak. Bu sene son senesi. Ha, mimar. Işte, süper. Bak, şimdi, ben işte üniversiteye başladım. Aynen. Üniversiteye başladı Danilo da, mimar olmak istiyor. Kim? Danilo. Bu yaştan sonra mimar olacak başımıza. Aa, ne güzel. Aynen öyle. Tamam. Hiç, zaman okumak için zaman yok ki zaten ya. Fazla yaşlı değil yani. Tabii 70 yaşında okuyabilirsin Danilo. Problem yok. Şimdi o zaman sizin için müthiş bir hediye hazır. Biz de sizi vereceğiz ama senden, sizin de bir şey cevap alma gerekiyor. Bir sorumuz var. Sorabilir miyiz? Sorun. Biliyorsan cevabını bulursun.
Hey heyleri üstünde olmak sözünde kastedilen duyguya ne denir? Hey heyleri üstünde olmak. Hey heyleri üstünde olmak sözünde kastedilen duygu. Hey 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 üstünde olmak. Sen karıştırma. Hey heyleri üstünde. Böyle yani sinirli olmak. Ha, bravo. Ha, bravo. Bravo. Hey 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 üstünde olmak. Nişan. Tamam ben de bir soru sorayım o zaman. Tamam buyurun. İçinin kıpır kıpır olması daki duyguya ne denir? Mutluluk. Aşk. Ay bilemedim. Ne? Ali, Ali, Ali. Ben anlamadım. İçinin kıpır kıpır olması. İçini kıpır kıpır... Heyecan. Evet. Evet. Çok teşekkür ederiz. Bu doğru cevap size bir güneş gözlüğü kazandırıyor. Süper. İyi günlerde kullanın inşallah. İnşallah. Teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Kendini görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bebicim hey heyleri üstünde olmak hey hey. Hey hey. Hey hey, George'u borcu be. O değil ha, işte, hey George. Hey George, borcu be, her türlü borcu. Ya bir şey söyleyeceğim, bu çocuk Türkiye'de, yani ne zamandır Türkiye'de bu çocuk? Bunu nereden biliyor olabilir ya? Baby, hey heyleri üstünde olmak, yani böyle hey heyleri gelmiş. Ne denir ki abi, nasıl anlatayım? Yani böyle hey. Hey. Hey yani. Hey. 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 Kambanayı gibi ya, hey. Aynen. Ne yapıyorsun sen? Kapatalım mı? Kapatalım o zaman. Yarın buradayız saat 18'de Burcu Beden ile olan Arabeli'yi ağzına kaçırma. Şav! Arabeli.